Paraya sıkıştınız ama bankalar size sırt mı döndü? Evet. Borç almak istiyorsunuz ama hangi hayvan olacağından emin değil misiniz? Evet. Evcil hayvanınızdan 5 lira koparmak için uygun anı mı kolluyorsunuz? Evet. Allah'ına kadar. Karıncanın yuvası evinizden daha mı lüks? Evet. Dördüncü göz ruh hastalarını aydınlatmaya geliyor. $10 alırsınız, $100 kaptırırsınız. Hayvanlar arası tarikat kuracağım, yeni bir oluşum içindeyiz, böcekli sohbet var der, aklınızı çeler. 3 gün sonra tekrar gelir, saadet zinciri var, seneye hepimiz zenginiz der, yine para ister. Gümrük memuruna benzeyen bu böcekten uzak durunuz. Bal porsuğundan para almak, tefeciye borçlanmakla aynıdır. Aslana ev Allah'ı olmayan sizde 50 lirasını bırakmaz. Eğer ödemeyi geciktirirseniz Afrika'dan akrabalarını çağırır, kenarda kıstırır. 30 santim boyuyla sizi tokatlar, onurunuzu kırar. On tane muhabbet kuşu varsa 11 tanesinin ismi Paşa veya Boncuk. Eski Kızılderili kabilesi gibi bunlar. Hepsi birbirine benziyor. Çin Halk Cumhuriyeti kadar nüfusları var. Bir ıslık çalsalar, bir kamyon adam yiyar kapınıza. Parayı verir ama sağda solda çok muhabbetini yapar. Masaya gelen karışık kuru yemişteki Antep fıstıklarını yer, gerisini cebine doldurur. Son parasıyla pavyona giden adam tipine sahip olan bu hayvanlar size para vermediği gibi yer, içer, sonra da hiçbir şey olmamış gibi hesabı size kilitleyerek ortamdan hızla uzaklaşır. Bir 10 lira verir, almak için alttan girer, üstten çıkar. Zenginliği belli olmasın diye Karadenizli müteahhit gibi yer altında kat karşılığı bina dikip 5 liraya esnaf lokantasında yemek yiyen bu var yemez, hızlı kazdığı tünellerle evinizde delik açar, 200 lirada masraf çıkartır. Hiç bulaşmayın. Denizin mafyasıdır ahtapot. Bir rivayete göre Kurtlar Vadisi onun hayatından esinlenmiştir. Tarkan filmlerinde süngerden bile olsa nasıl korkunç bir canlı olduğunu hepimiz gördük. Aldığınız parayı geciktirirseniz çirkinleşir, sizi bir yerde kıstırır, kaç kolu varsa hepsiyle tokatlar. Otobüse bindiniz, bakiyenizin bittiğini fark ettiniz. Bir baykuştan otobüs kartını bile rica etmeyin. Son çare dahi olsa bir baykuştan para istemek en büyük hatanız olur. Normal zamanda uyandırıldığında bile çok sinirli olan bu hayvan sizden borcunu geri istemez. Ama sürekli sinirli yüz ifadesi yüzünden midenizde ağrıya yol açar. Kedinin sağa solu belli olmaz. Değil borç almak, arkadaş dahi olmayın. Sevmeye çalışırsınız, pati atar. Uzaklaşırsınız, beni sev diye yaklaşır. Sürekli bankadan adınıza kredi çekmeye çalışır. Üstünüze şirket açar, batırır kaçar. Hipnoz edici bir tatlılığı var. Kanmayın. Kalabalık bir aileye sahip penguenler, eşinin dostunun bile taşını alıp kaçıyor. Kendi evini süs eşyası olarak koyuyor. Hepsi birbirine benzediği için borcunuzu 10 kere geri vermek zorunda kalırsınız. Anasının babasının tanımadığını siz hiç tanımazsınız.